Line TV Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Bursa'da İşkur'un yaptığı çalışmalarla ilgili konuştu. Bakan Çelik, 2015 yılında sosyal güvenlikte 18 milyar lira açık olduğunu söylerken, ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu'nu ise sert sözlerle eleştirdi. 6 milyon 200 bin işsiz ve bunu meydanlarda utanmadan, sıkılmadan söyleyebiliyorlar. Hem de hesap uzmanı adı altında söylüyorlar. Vallahi böyle bir hesap uzmanını sıradan bir şirketin de çalıştırmayacağını açıkça ifade ediyorum. Bırakınız devleti yönetmeyi, kendi şirketinizde böyle bir hesap uzmanının çalışması demek felaket demektir, açıkça söylüyorum. Yoksulluk 17 milyon kişiymiş. 17 milyon yoksul varmış Türkiye'de. Tamamen külliyen yalan. Hiçbir veri bunu doğrulayamaz. Geçen hafta Sayın Başbakanımız 6 milyon 200 bin işsiz, yok 1000 liranın altında 8 milyon SSK'lı, yok 17 milyon, varsa bunları ispat et, ben genel başkanı bırakacağım dedi. Aynen ben de söylüyorum. Bakan Çelik, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu bu sert sözlerle eleştirirken, işsizlik sorununa da farklı bir açıdan değindi. Biz kendimiz icat etmiş değiliz bunları. Bir adam iş aramıyorsa bu adam işsiz değil ki. Bir adam iş arıyorsa bu adam işsizdir. Adam iş aramıyor. İş aramayan bir insanı siz, yani sen zorla işsiz diye yazacağım, kaydedeceğim, niye iş aramıyorsun, niye iş bulmuyorsun gibi bir yaklaşım içine girerseniz, o zaman İtalya'da şu anda işsizlik 12.8, o 22.6 olur işsizlik. Yani bütün dünyadaki işsizlik verilerini alt üst edersiniz. Çelik, seçim vaatlerinde sıkça konusu geçen asgari ücret konusundaki görüşlerini de paylaştı. Her defasında söylüyorum. Asgari ücretin 3 bin lira olması, 2 bin lira olması kamunun çok lehinedir. Sosyal Güvenlik Kurumu çok prim elde eder. Maliye Bakanlığı çok vergi elde eder. Hiç kamu açısından bir mahsuru yok. Ama siz asgari ücreti sizin rekabet içerisinde olduğunuz komşu ve diğer ülkeler düzeyinde dikkatle götürmezseniz yatırımlarınız, özellikle emek yoğun yatırımlarınızı başka ülkelere kaçırırsınız. O zaman da istihdam sizin işvereniniz başka ülkelerinin işsizini istihdam eder. Yenişehir'e yapılacak otomotiv test merkezi için kamulaştırma tamamlandı. Haberi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Bursa'da sanayicilerle yaptığı toplantıda verdi. Yenişehir Otomotiv Test Merkezi'nin acele kamulaştırmasını bitirdik. 38 milyon liralık ödemeyi hak sahiplerine yaptık ve şu anda acele kamulaştırma işlemi bitti. İnşallah hızlı bir şekilde Bursa Otomotiv Test Merkezi'ni kazanmış olacak. Hayırlı olsun. Bursa'nın uzun zamandır beklediği Yenişehir'e yapılacak otomotiv test merkezindeki önemli gelişmeyi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık Bursa'da verdi. Işık kısa süre sonra ilk kazmanın vurulacağı test merkezi için iddialı konuştu. Burasını dünyanın en iddialı otomotiv test merkezlerinden biri yapmak istiyoruz. Hatta en iddialısı olsun. Öyle bir test merkezimiz olsun ki Türkiye'de mümkünse hiçbir araç test için veya ekipman test için dışarıya gitmesin. Sanayi Bakanı, Bursalı otomotiv firması Carsa'nın dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden Hyundai için üretime geçtiği hafif ticari aracın seri üretim törenine de katıldı. Konu otomotiv olunca Sanayi Bakanı'nın gündeminde yerli üretim otomotiv vardı. İşte artık Türkiye'de otomotivin stratejik ortak konumuna yükselme zamanı geldi. Bunun için de bir tek şeye ihtiyacımız var. Artık dünya yollarında yerli bir otomobil markasıyla çıkmanın zamanı geldi. Bunun için de yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Artık istiyoruz ki Türkiye'nin kendi otomobil markası da olsun. Artık istiyoruz ki Türkiye'nin otomotiv sektörü bütün dünyada stratejik ortak olarak görülen sektörler arasına girsin. Bununla ilgili
birinci fazı bitirmek üzereyiz. Yakında inşallah bu birinci fazla ilgili duyurumuzu yapacağız. Seri üretime başlanacak otomobiller Avrupa ülkelerine ihraç edilecek. Türkiye'nin hafif araç üretiminde Avrupa'daki lider konumu daha da güçleniyor. Bu proje hem Türkiye'nin hem Türk otomotiv sanayinin hem de Karsa'nın uluslararası rekabet ortamında eriştiği güçlü konumun somut bir göstergesi. İkinci akıllı belediyecilik zirvesi Bursa'da başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Balkan Siyad'ın önemli işbirliğiyle belediyeler 2 gün boyunca Bursa'da akılcı yöntemleri bulmaya çalışacak. Belediyelerin nabzı Bursa'da attı. Akıllı belediyecilik nasıl yapılıyor? Bursa bu konuda işin neresinde? Türkiye'deki belediyelerin kaç tanesi akıllı? Bu sorulara 2 gün boyunca Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yanıt aranacak. Balkanlardan 20'ye aşkın, Türkiye'dense yaklaşık 90 belediye Bursa'da buluştu. Özellikle Bursa çoğunluğu Balkanlardan, Anadolu'dan, Kafkaslardan ve değişik coğrafyalardan gelen göçmenlerden oluşan önemli bir şehir. Göçmen vatandaşlarımızın memleketleriyle kurduğumuz sıkı bağlar sayesinde akrabalık yeniden canlanıyor ve özellikle şu anda da yurt içinden ve dışından Bursa'da 37 kardeş şehrimiz var. Vatandaşlarımız köklerini yeniden tanıma fırsatı buluyorlar ve özellikle Bursa olarak Balkanlardaki restorasyonunu tamamlamış olduğumuz Osmanlı İmparatorluğu'na kalan ilk dönem tarihi eserler bu projenin örneklerinden. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe aynı zamanda Marmara Belediyeler Birliği'nin başkanlığı görevini de yürütüyor. Bu anlamda Bursa'nın örnek olduğu fikrinde. Katılan belediye başkanlarına Bursa'da belediyeciliği anlatıp yeni fikirlerini paylaştı. Sizleri bu zirvede aramızda görmekten, akıllı şehirlere doğru adımlarımızı birlikte atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Akıllı belediyecilik zirvesiyle başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere ülkemizdeki tüm belediyelere kamusal hizmet üretirken teknolojinin akıllı kullanımı ile fark yaratacakları hizmetleri buluşturacağımız bir platform olmayı hedefliyoruz. Bugün burada akıllı şehir nedir, akıllı belediyecilik nedir bunları konuşacağız. Evet, 2023 vizyonun çerçevesinde şehirlerimizin en önemli problemi olan akıllı ulaşım sistemlerinin tüm detaylarıyla burada ele almış olacağız. Zirve 2 gün boyunca sürecek. Kentlerin ulaşımından deprem risklerine, yeşil alanlarından sağlık koşullarına kadar benzeşen yönleri ve öneriler paylaşılacak. Belediyeciliği akıllı kılan öğeler masaya yatacak. O öğelerden en önemlisi sağlıklı kentleri kurabilmek. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ise bu konuda bakanlığın yeni bir çalışma yaptığından söz etti. Yeni getirdiğimiz yapıda en az, yani kişinin sağlıkla ilgili bütün verileri akıllı telefonunda var. Bütün verileri. Hangi tarihte nerede MR çektirmiş, hangi laboratuvar tetkiklerini yaptırmış, bu kendisinde veri güvenliği, hangi hekimine ne kadar vermek istiyorsa, hangi bu düzeyde kiminle paylaşmak istiyorsa bütün verilerini, Amerika'da rahatsız olduğu cebindeki veriler, 4 yıldır diyabet hastası, diyabetle ilgili kullandığı ilacı, yaptırdığı tetkikleri, aldığı tedavi hizmetleri, bütün bunları yanında taşıyor. Bursa'da il müdürleri SGK binası önünde bir araya geldi. Memurlar sosyal güvenlik haftasını eylem yaparak kutladı. Her yıl 11-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası, Bursa'da il müdürleri tarafından davul ve zurna eşliğinde kutlanırken bu yıl eylem vardı. Sıkıntılar dile getirildi. Bu vatandaşlarımızın hızlı ve kaliteli hizmet almasını amaçlamaktadır. Ancak bu amacın gerçekleşmesinde en büyük paya sahip olan kurumdaki memurlar göz ardı edilmektedir. Unutulmamalıdır ki hizmetin en iyi şekilde verilebilmesi öncelikle çalışanların mutluluğunu sağlanmaktan geçmektedir. Memurlar fazla mesai ücretlerinin ödenmemesinden dert yandı. Hafta sonları tatil yapmadan, mesai mefhumu gözetmeden çalışmaktadır. Personelin yaptığı fazla mesaiye karşılık aldığı ücret koskoca bir sıfırdır. Fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi personelin evine götürdüğü ekmeğe
çocuklarının rızkına göz dikmeden başka bir şey değildir. Bursa'da 10 Eylül 2014 tarihinde düzenlenen yürüyüşte okul müdürlerine uygulanan kıyıma tepki gösteren 27 eğitimci hakkında dava açıldı. Tarih 10 Eylül 2014. Bursa'da eğitim hakkına ve eğitimciye sahip çıkmak amacıyla Büyük Eğitimci Yürüyüşü adı altında yürüyüş düzenlendi. Şehreküstü Meydanı'nda toplanan eğitimciler sloganlar atarak Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yürümüşlerdi. Burada toplu olarak içeri girmek isteyen eğitimciler yaşanan hukuksuzluğu Milli Eğitim Müdürü ile görüşmek istedi. Bu sırada ise polisin izin vermemesi üzerine eğitimcilerle Çevik Kuvvet arasında arbede yaşandı. İşte o eğitimciler bugün gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet, kamu malına zarar vermek ve yaralama suçlarından hakim karşısına çıktı. Sendika üyeleri de eğitimcileri yalnız bırakmadı. Siz aslında ülke için, halk için, eğitim için, ulusunuz için bir şeyler yaptınız. Ben buradan bir şey çıkmayacağını düşünüyorum. Eğer adam gibi hukuku, adaleti, hakkı, hakkaniyeti öne çıkaran yargıç varsa size tam tersine teşekkür edecektir diye düşünüyorum. Hiçbir şekilde yıldıramazlar. 100 yıllık eğitim emekçileri mücadelesi tarihi önümüzde duruyor. Ne sürgünler, ne hapisler bizi yıldırmayacaktır. Mücadelemiz devam edecektir. Soma maden faciasının birinci yılında 301 işçi Bursa'da anıldı. İş cinayetlerini durduralım platformu set başından heykele yürüdü. Bursa'da iş cinayetlerini durduralım platformu üyeleri birinci yılında Soma faciası için yürüdü. Türkiye'de yaşanan en büyük iş katliamlarından birisine şahit olduk. 301 işçi dile kolay. Zaten Türkiye işçi ölümlerinde dünya üçüncüsü, iş kazalarında dünya birincisi. Biz protesto etmeyelim de kim etsin? Soma'da bu faciaya kurban gidenler aslında bir cinayete kurban gitmişlerdir. Türkiye tarihinde yaşanmış en büyük facia olan Soma'da hayatını kaybeden 301 işçi anıldı. Onların çözümüne hiçbir zaman şey yapılmadı. Bir çözüm bulunmadı. Hala devam ediyor. Yani bu inşallah son olur. Yani bu acı hani bugün de hep basından izledik. Yani çok içler acısı. Kaybettiğimiz canların sayısı 301. 302, 301 artı 1'dir. Oradaki bir ölen benim. Ölen insanlığın kendisidir. Ölen yetim kalan çocuklardır. Dul kalan eşlerdir. 302'nin sembolik anlamı budur. Soma eylemine siyasi parti üyeleri, milletvekili adayları da destek verdi. Başka ülkelerde olmuş olsaydı birçok bu konuda sorumlu olan bakanlar görevini terk ederdi. Ama ne hikmetse bütün olumsuzluklara rağmen hiçbir şey olmamışçasına bunlar görevlerini sürdürüyorlar. Biz de parlamentoda bulunan siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları bir bütünlük içerisinde bunları seyrediyoruz. Diliyorum, umuyorum ki bu yeni oluşacak parlamentoda Türkiye demokrasi güçleri büyük bir birlik oluşturur. Bu haksızlıklara karşı bir barikat oluştururuz. Artık yaşanabilir bir ülke yaratarak emeğin, özgürlüklerin ülkesini hep birlikte yaratırız. 301 madenci Zülfü Livaneli'nin Yiğidim Aslanım şarkısıyla anıldı ve bu parçayla ailelere destek olmak için öğrenciler büyük çaba harcadı. Onların duyarlılığına ve en önemlisi de yardım bekleyen şehit madenci ailelerine bir tıkla destek olabilmek için sadece YouTube'dan bir kez olsun parçayı dinlemeniz yeterli. Öğrenciler Soma'daki şehit madenciler ve onların ailesi için üzülmek dışında bir şey yapmak istediler. Herkes gibi çok üzüldüm. Üzülmek dışında daha sonra ne yapabiliriz'i araştırdım. Çünkü orada bu faciadan etkilenenler biz olabilirdik. Benim ailem olabilirdi. Benim kardeşlerim olabilirdi. Bu klibi çekmek için tabii
Bir sürü prova aldık stüdyoda. Kazada ölen 301 işçiye ithaf etmek istedik. Madencilere en güzel sözlerle anlatan Zülfü Livaneli'nin Yiğidim Aslanım şarkısını seslendirerek Soma'daki ailelere destek olma düşüncesiyle yeteneklerini sergilediler. Böyle bir projeyi duyar duymaz hemen Deniz'i aradık. Dedi ki Deniz'ciğim biz bu projede olmak istiyoruz. Bunun için sizce ne yapmamız gerekiyor diye sorduk. Sağ olsun zaten oluşmuştu proje. Deniz ve arkadaşlarının özellikle bu projede yer alan bütün paydaşlara çok teşekkür ediyoruz. Dualarımız onlarla, iyi duygularımız onlarla yaşayan ailelerle. Biz 7/24 açığız. Ne zaman isterlerse hem kapımız hem gönlümüz açık. Bekliyoruz. Öğrenciler çektikleri klibin tık gelirlerini ise Soma'daki bir okula gönderecek. Bu klibi izleyenler sayesinde Soma'daki bir okula yardımda bulunmak istiyoruz. Klibimize YouTube üzerinden ulaşılacak. Soma için bir tık olarak gireceksiniz. Ve orada her izlediğiniz her tık sayısı aslında 1 lira gibi bir değeri olacak ama bu sayede para toplanmış olacak. Ne cana kıydı, ekmek kadar temiz, su gibi aydı. Türkiye 2 gün önce HSK'nın 17-25 Aralık soruşturmasını yürüten savcı ve hakimlerin meslekten ihraç haberiyle sarsılmıştı. İşte o savcılardan Mehmet Yüzgeç verilen karar hakkında konuştu. Hakkındaki kararın hukuksuz bir şekilde verildiğini savundu. Adil yargılama hakkına hiçbir şekilde uyulmamıştır. Görevlendirilen müfettiş bizim lehimize olan hiçbir delili toplamamıştır. Bu süreç içerisinde biz defalarca taleplerimiz, avukatlarımız aracılığıyla veya kendimiz bizzat yani dosyayla ilgili bilgi ve belge istedik. Dosya hiçbir şekilde tarafımıza verilmedi. Fotokopisi dahi verilmedi. İleri sürmüş olduğumuz deliller hiçbir şekilde HSYK ve müfettiş tarafından değerlendirmeye alınmadı. Benim dosyayı yeterli incelemeden, delilleri tartışmadan operasyon yaptığımı iddia edenler önlerinde hiç dosya olmadan, ilgili karar yazılmadan karar veriyorlar ve beni suçluyorlar. Burada suçlaması gereken varsa ben değilim. Usulsüz ve hukuksuz bir şekilde karar veren ilgili HSYK'nın üyeleridir. Savcı Yüzgeç, HSYK'nın bu almış olduğu kararın daha önce verdiği kararla çeliştiğini vurguladı. Benim yürütmüş olduğum soruşturma dosyasında benim suç teşkil eden hukuk dışında hiçbir eylemimin olmadığına HSYK'nın ikinci dairesi oy birliğiyle karar veriyor. Akabinde kamuoyunda oluşan siyasi algı üzerine birilerini memnun etmek için benimle ilgili ihraç kararı veriyor. Bu kararı anlamak, bunu bir yere oturtmak, hukukta bu kararı tartışmak mümkün değil. Bu tamamen hukuka aykırı verilen bir karardır ve yok hükmündedir. Mehmet Yüzgeç, yaptığı işten vicdanen ve hukuken hiçbir endişe duymadığını belirtti. Yaptığım işten vicdanen ve hukuken hiçbir endişe duymamaktayım. Yüce Türk milletinin ve Türk halkının, bu milletin gözünün içine vicdanım rahat olarak bakabiliyorsam bu şeref bana yeter. Sayın seyirciler, Eskişehir'den havalanan ve içerisinde iki pilot bulunan askeri uçak Konya'nın Seydişehir ilçesinde düştü. Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Yaylacık'la Ketenci köyleri arasındaki ormanlık alana saat 16.50 sıralarında askeri eğitim uçağı düştü. Uçaktaki iki pilot paraşütle atlayarak kurtuldu. Pilotlardan biri hafif şekilde yaralandı. Yaralı pilot helikopterle alınarak hastaneye kaldırıldı. Edirne'de nöbet tuttuğu sırada kendisine saldıran yılanı yakmak isteyen asker az kalsın canından oluyordu. Hudut taburunda vatani görevini yapan bir asker nöbet tuttuğu sırada yakaladığı yılanı etkisiz hale getirmek için üzerine benzin dökerek yakmaya çalıştı. Henüz nereden temin ettiği bilinmeyen benzini yılanın üzerine döken askerin elindeki benzinin alev alması sonucu elleri ve yüzü yandı. Hayati tehlikesinin bulunduğu ve yüzünde ikinci derece yanık meydana geldiği öğrenildi.
Sayın seyirciler, Kocaeli'de yaşanan tavuk ölümleri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerini harekete geçirdi. 2103 kanatlı hayvan kuş gribi şüphesiyle telef edildi. Erdek'te ise bu rakam tam 161 bin. Balıkesir'de görülen kuş gribi vakalarının ardından Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı 3 köyde kuş gribi alarmı verildi. Çiftliğinde tavuk ölümleri olduğunu belirten bir çiftçinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler 2103 tavuğu telef etti. Görevliler geldiler. İşte köyümüzdeki bir çiftlikte hayvan ölüleri olduğu, tavuk öldüğü söylendi. Ona göre laboratuvara götürmüş arkadaş. Hastalık belirtisi olduğu için arkadaşa sorulduğu zaman köye de tavuk sattığını söyleyince şüphe üzerine köydeki tavuklar da toplandı. İlaçlandı. Gebze Kaymakamlığı da hayvanların bedelinin bakanlık tarafından karşılanarak üreticilerin mağdur edilmeyeceğini açıkladı. Bandırma'da 3 Mayıs'ta karantinaya alınan bölgenin 10 kilometre uzağındaki Erdek'te yumurta üretimi yapılan 3 kümeste kuş gribi şüphesiyle 161 bin tavuk önlem amacıyla itlaf edildi. Erdek Ziraat Odası Başkanı Haluk Özgör bu bölgenin de karantina altına alındığını belirterek bölgeye giriş çıkışların yasaklandığını belirtti. Eskişehir'de sokak köpeği ölümleri korkutuyor. Hayvanseverler köpeklerin zehirli et atılarak öldürüldüğünü iddia ediyor. Eskişehir'de bundan 2 ay önce hayvansever Erinç Bütün'ün sokak köpekleri tarafından parçalanarak öldürülmesiyle başladı tartışmalar. Kentte çok sayıda başıboş köpek olduğu ve asıl sorumluluğun belediyede olduğu vurgulandı. Bugüne kadar herhangi bir önlem alınmadı. Ancak sokak köpeklerinin ölümünde artış gözlenmeye başladı. Bu bölgede yani Çağlayan yolu üzerinde girişinde 5 tane köpek zehirlendi. Yani bu da işte son olaylardan sonra zehirleme olayı Eskişehir'lerde çok yoğun olarak başladı. İşte bu bölgede de dediğim gibi 5 tane hayvan zehirlendi. Son olaylar derken şu şeyde Batıkent'teki olaydan bahsediyorum. Onu biliyorsunuz zaten. Normal şartlar altında hiçbir sokak hayvanı insana saldırmaz. Biz çünkü birçok bölgeye besleme yapıyoruz. Hemen hemen her gün yapıyoruz. Hiçbir köpek de bizi saldırdığını görmedik. Ayrıca hayvanseverler tarafından bir iddia ortaya atıldı. Köpeklerin zehirli et atılarak öldürüldüğü iddiası. Ormanda köpeklere ara sıra yemek getiriyoruz beslemek amacıyla. Yaklaşık 3 hafta önce de oldu bu. Büyükdere Mahallesi'ne yakın bölgede, ormanın Büyükdere Mahallesi'ne yakın bölgesinde. Yani ara sıra böyle yapıyorlar, zehirli et atarak 3-5 tane köpeği zehirliyorlar. Bugün de 2 tanesini bulduk. Jandarmayı, belediyeyi, polisi çağırıyoruz. Tutanak tutuyorlar ama. İşte göremiyoruz, bulamıyoruz, bir şey yapamıyoruz. Ölü köpekler, Odun Pazarı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kesin ölüm sebebinin tespiti için götürüldü. Adapazarı'nda boş bir arazide bir gence ait ceset olduğu ihbarını alan ekipler, olay yerine gittiklerinde ise kesilip etleri alınmış at iskeleti buldu. Adapazarı'nda polis merkezine gelen bir ihbar panik dolu anların yaşanmasına neden oldu. 19 yaşındaki Mehmet Akkol isimli gencin öldürülüp gömüldüğüne yönelik haber için bölgeye giden ekipler ihbarın asılsız çıkmasıyla rahat bir nefes almışken başka bir ilginç olayla karşılaştı. Adapazarı Sanayi Sitesi'nin karşısındaki boş araziye giden ekipler burada kesildikten sonra eti sıyrılmış at iskeleti buldu. Yapılan incelemede uçak izlerinden yola çıkılarak atın etinin alınıp iskeletinin de atılmış olduğu anlaşıldı. Ekipler atın kimler tarafından kesildiğinin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı. Bartın'da bir grup genç önceki gün açılan HDP il teşkilatına saldırı düzenledi. Çıkan gerginlikte gruba polis engel oldu. Bartın'da önceki gün açılan HDP il örgütü önünde yaklaşık 50 kişilik grup toplandı ve sloganlarla HDP'yi protesto etti. Burası Bartın, buradan çıkışak! Bitişik'te bulunan binanın çatısına çıkıp 3. kattaki partinin ışıklı tabelasına kiremit atarak sopayla kıran 2 kişi yine partide asılı olan termik santral yaptırmayacağız yazılı pankartı kaldırdı. Atılan kiremitlerden biri ise aşağıdaki bir polis memurunun başına isabet ederek yaraladı. Bazı kişiler partiye girmeye çalışırken polis engel oldu.
tabelaya zarar veren iki kişi gözaltına alınırken grup sloganları eşliğinde yürüdü. Kırşehir'de de HDP'nin mitingi sonrası olaylar çıktı. Polis biber gazıyla müdahale etti. Bu karışıklığın adresi Kırşehir. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın mitingi başlamadan önce Alperen Ocakları ve Ülke Ocakları üyeleri meydan çevresinde toplanmaya başlamıştı. Çevik kuvvet ekipleri miting boyunca grupları miting alanından uzakta tutsa da Demirtaş'ın konuşmasının ardından grup HDP binasına yürümek istedi. Polis ekipleri engel olmak isteyince arbede çıktı. Çevik kuvvet ekipleri grubu biber gazı kullanarak dağıttı. Biber gazından etkilenenler zor anlar yaşadı. Adliye binasının etrafına dağılan grup, meydanın diğer tarafında Ülke Ocakları üyeleriyle buluştu. Birleştiklerinde tekrar miting alanına girip HDP bayraklarını yakmak istediler. Polisin müdahalesiyle engellendiler. HDP'li Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, Bursa'da Yavuz Selim Mahallesi'nde partililerle bir araya geldi. Türkiye'nin birçok bölgesinde seçim ofislerine yapılan saldırıları hatırlatarak oyuna gelmeyin çağrısı yaptı. Bakın, bu seçimlerde bazı görevli insanlar olabilir, size saldırabilirler. Şu anda bizim tespitlerimize göre tam 56 seçim ofisimize ve il ve ilçe teşkilatlarımıza saldırı oldu. Biz onların oyununa gelmeyeceğiz. HDP'li Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, partisinin Bursa'da Yavuz Selim Mahallesi'nde düzenlediği halk buluşmasına katıldı. Seçim ofislerine yapılan saldırılara değindi, partilileri uyardı. Polis ve askerleri de partisine davet etti. Polis kardeşime çağrımdır, asker kardeşime çağrımdır, farklı kimlikleri, inançları olan her kardeşime çağrımdır. Gelin bu saflarda saf tutalım. Gelin zora, zulme karşı birlik oluşturalım ki bir daha bu topraklarda bir tek insanın burnu kanamasın. 7 Haziran seçimleri öncesi AK Parti, CHP ve MHP'nin hazineden aldığı seçim yardımlarını hedefine aldı. Bu seçimler için hazineden 531 trilyon para aldılar. CHP, AKP, MHP. Bu paramız onlara haram olsun. Haram olsun. Adaletsiz. İşte bakın, bu kimin ürünü? Onların ürünü. İstanbul'da bir kişi dini nikahlı eşini sokak ortasında öldürdü. 41 yaşındaki Ömür Alarçin, 11 yıldır beraber yaşadığı ve anlaşamadıkları gerekçesiyle bir süre önce ayrıldığı dini nikahlı eşinin saldırısına uğradı. Evinin yakınlarında kurşun yağmuruna tutuldu. Kadın vücuduna isabet eden 7 kurşunla hayatını kaybederken katil zanlısı otomobille hızla kaçtı. 4 çocuk, yıkık dökük bir ev ve maddi imkansızlık. Kars'ta yaşayan Uysal ailesinin dramını izliyoruz. Karanlıkta tamam, fener ışığıyla ders çalışan çocuklar. İç acıtan bu manzara Kars'ın Hacıveli köyünden. Uysal ailesi hastalığın yanı sıra bir de fakirlikle mücadele ediyor. Kocam şöyle olmasa gene çoban olurdu, mala gidirdi, geçiniyorduk öyle. Ama şimdi o da hastaladı, hiç geleceğimiz yok. Hiç yemek pişirecek bile yemeğimiz yok. Yardım istiyorum. Çocuklarım okula gidemiyor. Hepsi gelip ağlaşıyor. Fener şeyine de ders olmuyor. Çobanlık yapan 41 yaşındaki baba Celalettin Uysal, 3 ay önce damarlarının tıkanması nedeniyle yatalak duruma düştü. Ve aile yardıma muhtaç hale geldi. Bir kafa dolantısı, ambulansla hastaneye gittim. Kafa, beyin damarlarım tıkanmış. Ondan hastalığım ondan. Tedavi istiyorum. Maddi durumum olmadığı için tedavi olamıyorum. Tek odalı eski evde yaşamlarını sürdüren Uysal ailesine köylüler yardım ediyor. Çocuklar komşularında şarj ettikleri bu ışıkla ders çalışmak için çabalıyor. Minik kızın yaşadıkları zorlukları dile getirirken gözleri doluyor, boğazı düğümleniyor. Ödevlerimizi yapamıyoruz. Babam hasta. Feneri
anneme söylüyoruz, annem yakıyor. Onun ödevlerimizi yapıyoruz. Bizim elektriğimiz olsun, ders çalışabilelim. Onu istiyorum. Nasıl yaşıyorsunuz? Karanlıkta yaşıyoruz. Çocuklar okumak, onlar da çocuklarını rahatça okutabilmek ve yaşatabilmek için yetkililerden yardım bekliyor. Peki bu adam şimdi bu ışıksız nasıl yaşasın? Şimdi vicdanen hangi ortamda, hangi çağda yaşıyoruz? Işıksız yaşanır mı? Işıksız ders görülür mü? Sayın Kars valimize özellikle sesleniyorum ki bu fakir aileye bir el atarsa Allah rızası için seviniriz ve şükranlarımızı sunarız. Zaman zaman Türkiye'ye sığınan Suriyelilerle Türk vatandaşlarının gerginliklerini ekrana getiriyoruz. Şanlıurfa'da bu kez sosyal medya üzerinden toplanacak bir grubun pazar günü Suriyelileri istemiyoruz eylemi yapma hazırlığında oldukları anlaşıldı. Şanlıurfa valisi bu eyleme izin vermeyeceklerini söyledi. Suriye'de barış hakim olana kadar, sulh ve sükun bulana kadar kardeşlerimiz kendi vatanlarında olduğu gibi kalacaktır. Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden örgütlenerek pazar günü kentte Suriyelilere karşı protesto amaçlı toplanma hazırlığına karşın Şanlıurfa valisi İzzettin Küçük'ten açıklama geldi. Vali Küçük bu mitingi yasakladığını söyledi. Sosyal medyada bir örgütlenme varmış güya. Onu takip ediyoruz. İşte Suriyelileri istemeyiz, Suriyelileri göndereceğiz diye sosyal medyada asla bu milleti, Türk milletini temsil etmeyen çok az bir azınlık insan güya efendim böyle bir örgütlenmeyle miting yapacaklarmış. Şimdiden söyleyeyim vali olarak bu mitingi yasakladı. Bir. İkincisi sosyal medya üzerinden bu tür haberleşme yapanlar şunu bilsin. Halkı kin ve nifak duygularıyla birbirine düşürme suçunu işliyorlar. Şu anda istihbarat birimlerimiz, siber suçlarla mücadele birimlerimiz bu kişileri belirledi. Bunları toplum önünde teşhir edeceğim. Suç işlemişlerdir, gereğini yapacağız. Sayın seyirciler, Adana'da ikiz kardeşine fuhuş yaptırdığı öne sürülen kadın suçüstü yakalandı. Adana'nın Seyhan ilçesinde polis ekipleri 38 yaşındaki kadının fuhuş yaptırdığı ihbarını alınca hemen harekete geçti. Telefonla kendisine ulaşıldı ve polisler müşteri kılığında pazarlık yaptı. Kadın iki kadın için 250 lira, yer temini için de 50 lira istedi. Evine giden sivil polisler kadının paraları kabul etmesi üzerine gözaltına aldı. Sivil polisler için eve gelen kadınların kimlikleri kontrol edildiğinde ise ekipler dikkat çeken bir ayrıntıyla karşılaştı. Kadınlardan birinin pazarlığı yapan kadının ikiz kardeşi olduğu ortaya çıktı. İkiz kardeş serbest bırakılırken kardeşine fuhuş yaptıran kadın da fuhuşa aracılık ve yer temin etmek suçlarından adliyeye sevk edildikten sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Nilüfer'e bağlı 23 Nisan mahallesinde çocuk parkı açılışı vardı. Bu parkı diğerlerinden farklı kılansa engelli çocuklara göre tasarlanması. Nilüfer'in 23 Nisan mahallesinde engelli çocuklar için oyun parkı açıldı. Özellikle parkları artık engelli engelsiz diye ayırma düşüncesinde değiliz. Bizler engellinin de engelsizin de aynı ortamda tüm insanlarımızın aynı alan içerisinde eğer parksa parktan yararlanmasını arzu ediyoruz. Yolsa yoldan yararlanmasını arzu ediyoruz. Kültür evi ise kültür evinden yararlanmasını arzu ediyoruz. Bizim anlayışımız bu. Engellilere uygun tasarlanan oyun parkını engelli çocuk annesi Nil Açıkgöz yaptırdı. Efen Park adını 14 yaşındaki oğlu Efe Taha Meriç'ten aldı. Daha önce eşimle engelli parkları yeterli olmadığı için çocuğumun 14 yaşına geldi Efe Taha Meriç. Fakat bir kere çocuğumu sallayamadım. Engelli normal parklarda yeterli olmadığı için sorun oldu. Yani gittiğim zaman hep üzgüntüyle dönüyordum. Kendisine de çok teşekkür ediyorum bu imkanı bize sağladıkları için.
Bundan sonra da buradaki engeller üzerine bu tip projelerin daha fazla olmasını istiyorum. Bursa'dan tam da seçim çalışmalarının olduğu şu günlerde küçük esnafın alışveriş merkezleri karşısında korunmamasına isyan haberi var sırada. Alışveriş merkezlerine karşı küçük esnafın korunmasız kaldığını dile getiren 31 yıllık Bursalı esnaf Yüksel Cihan tepkisini bu sözlerle belirtti. 31 yıllık bir esnafım. 11 yıldan beri küçük esnaf sorunları ile ilgili tüm siyasetçilere iadeli taahhütlü gönderdiğim yazılara cevap alamadım. Bir mahallede bulunan tüm küçük esnaflar şu anda büyük alışveriş marketlerinin yüzünden yok oldular. Aynı zamanda kağıda döktüğü sözlerini iş yerinin camına astı, iş yerinin siyasiler ve oda başkanlarına kapalı olduğunu belirterek protestoda bulundu. Bu konuda çözüm önerilerimi de sunduğum dilekçelerimde maalesef hiçbir partiden olumlu cevap göremedim. Ben de demokratik hakkımı kullanarak bu yazıyı astım. Beni düşünmeyeni bundan sonra ben de düşünmeyeceğim. Bu benim en doğal hakkım. Bundan sonra hiçbir siyasetçiye, oda başkanı, ticaret başkanları benim kapıma oy istemek için giremez. Osman Gazi Belediyesi Uludağ eteklerinde yeşil alan üzerine kaçak olarak inşa edilen çay bahçelerini yıktı. Demirtaş'taki meydan düzenleme çalışmalarına ise hız verildi. Kaçak yapılaşmayla olan mücadelesini aralıksız sürdüren Osman Gazi Belediyesi, Uludağ eteklerinde yeşil alan üzerine kaçak olarak inşa edilen iki çay bahçesini yıktı. Yaklaşık 4000 metrekare alan üzerine inşa edilmiş olan kaçak yerleşimler, iş makinesiyle yıkılarak kullanılamaz hale getirildi. Çevik kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirilen yıkımlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ve Osman Gazi Belediyesi Demirtaş'ta 15 bin metrekare alan üzerinde gerçekleştirilen meydan düzenlemesi çalışmalarına hız verdi. Başkan Dündar, yapılan yeni meydanın bölgeye büyük değer katacağını söylerken, kamulaştırma için belediyenin kasasından 3 milyon lira harcadıklarına dikkat çekti. Demirtaş bizim gelişen bölgemiz, en eski belediyemiz. Bu çerçevede bizler yapmış olduğumuz projelerle burasını cazibe merkezi haline getiriyoruz. Meydanı büyütüyoruz, meydan yenileniyor. Meydandaki eski binaları yıkarak, camiyi yıkarak, yeni cami yapıyoruz. Arkadaki kısma yeni hizmet binası yapılacak. Altında otoparkı, hizmet birimleri, salonu, ticari merkezleriyle bu merkezin daha aktif, daha güzel bir hale gelmesine katkı sağlayacak. Ve bu vesileyle meydan daha genişleyerek vatandaşın rahat nefes alabileceği bir mekan ortaya çıkacak. Demirtaş'ımıza hayırlı olsun. Çorum'da şehrin en işlek caddesinde klimalı tabut tanıtımı yapıldı. Vatandaş şaşkınlıkla karşıladığı tabutla fotoğraf çekinmeyi ihmal etmedi. Ahilik haftası nedeniyle Çorum'da düzenlenen etkinliklerde en ilgi çeken şehrin göbeğinde sergilenen bu klimalı tabut oldu. Bazen cenaze sahipleri morlarda bırakmadığı için, evlerde tutulduğu için, evlerde serin durması için cenazelerin özelliği bunlar. Meraklı vatandaşlardan çoğu klimalı tabutun önünde fotoğraf çekinirken içlerinden birine fotoğraf yetmedi, bizzat tabutun içine girdi. Klimalı tabut çoğu kişi tarafından güzel bir çalışma olarak değerlendirildi. Bizim köyümüzde mor yok. Çok amaçlı kullanılabilir bence. İyi olmuş. Daha hiç görmedim. Yani çok şaşkınım, şey diyemiyorum şu anda. Tabuta özellikle de morgu olmayan köylerden talep yoğun. Bu 3250 lira ama pazarlık olur. Filipinler'deki bir lastik terlik fabrikasında yangın çıktı. Sonuç korkunç. 72 kişi hayatını kaybetti. Yer Filipinlerin başkenti Manila'da, Valenzuela bölgesi. Lastik terlik üretimi yapan iki katlı bir fabrikayı alevler sardı. Yangında 72 kişinin cesedine ulaşıldı.
İtfaiye ekipleri saatler süren çalışmalar sonucunda yangını söndürdü. Yetkililer yanan işçilerin bedenlerinin büyük bir kısmının yok olduğunu belirtti. Hayatını kaybedenlerin yakınları ise öfkeliydi. Yangın güvenliği standartlarına fabrikanın uymadığını dile getirdiler. Çünkü fabrikanın bütün camlarının demir parmaklıklarla çevrili olduğu, içeridekilerin bu yüzden kaçamadıkları kaydedildi. Çalışanlarının asgari ücretin altında çalıştığı fabrikanın ucuz terlik ve sandalet üretimi yaptığı belirtiliyor. Fabrikada çıkan yangına, binadaki kırık bir kapının tamir edilmesi sırasında kullanılan yanıcı kimyasalların neden olduğu üzerinde duruluyor. Belarus'ta bir alışveriş merkezindeki oyuncak mağazasında bir kişi akülü araç çaldı. Gencin aracı üzerine binerek çalması dikkat çekti. Belarus'un başkenti Minsk'te güvenlik kamerası yaşanan ilginç hırsızlığı kaydetti. Bir alışveriş merkezindeki oyuncak mağazasına giren gencin akülü oyuncağa binerek ayaklarıyla sürmeye başladığı görüldü. Akülü araçta binadan bu şekilde çıkan gencin bu anları internette tıklanma rekoru kırıyor. Bu haberle bülteni noktalıyoruz efendim. Mutlu akşamlar, hoşça kalın.